Buradaki Afrikano Cafe'yi yakalama çabası içerisinde ancak Afrikano Cafe inat ediyor. Sıralamayı değişmesine izin vermiyor. Ve Kecetaş finish çizgisine ilk sırada gelen takım hemen yanındaki Afrikano Cafe ikinci olarak finish'e doğru yaklaşırken... Jandarma komutanlığı yakaladı ve Spor AŞ şu anda jandarma ekibini geçiyor. Son metrelerde Spor AŞ muhteşem bir performansla birinciliğe koşuyor. Spor AŞ ilk sırada finişi görüyor. İnanılmaz bir atak. İlk metrelerde parkurun ilk yarısında rakibini tarttı adeta Spor AŞ ve Kayseri Jandarma Komutanlığı uzun süre önde götürmüştü mücadeleyi. Bütün herkesin Kayseri'nin denizi diye andığımız Yamalı'ya birazcık da gelerek şenlendirmemiz gerekiyor. Birazcık hem burada trekkingler, yürüyüşler, organizasyonlarla biraz buraların şenlenmesi gerekiyordu. Geçen senelerde bir olta balıkçılığı festivali yapmıştı. Çok renkli geçmişti. Bu sene işin gerçeği hem halktan böyle bir yoğun bir başkana talep vardı hem de benim de kendisinden böyle bir isteğim, arzum da işin gerçeği vardı. O da halktan gelen bu isteği, buranın şenlenmesini, tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonlar düşünüyordu. Ve Dragon Fest bunun için çok uygun bir festival. Mütevazi, gayet güzel, halkın da hoşuna gidebileceği, dinlenebileceği, hem de sportif yarışmalar da olabileceği bir organizasyon olmuş. Dolayısıyla bu organizasyon bir sporu teşvik etme anlamında çok yararlı olmuş. İki, burayı su sporları merkezi yapmak istiyoruz. Tüm dünyaya da tanıtmak istiyoruz. Bunun için Gençlik Spor Müdürlüğümüz Koca Sinan Belediyesi ile beraber birçok sayıda yelken aldı. Ve şu an depomuzda hazır bekliyorlar ki haftaya da inşallah sporları merkezimizin buradan müjde olsun açılışını yapacağız. Birçok yelken alındı, kanolar alındı ve geldi depomuzda hazır bekliyor. Ben kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İşin gerçeği de her aşamada bizimle de istişare ettiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediyesi'nin Yamula'da başlattığı tanıtım ataklarının buradaki sizler aracılığıyla da söylüyorum, devam etmesini diliyorum. Başkanım, bazen bu etkinlikleri yaparken gerek var mıydı denilebilir. Ama gerçekten tanıtım istiyorsak, buraların hayata geçmesini istiyorsak, buraları birazcık daha rağbet istiyorsak yapmak durumundayız. Dolayısıyla devamı gelsin inşallah diyorum. Ve ben Kayserililere bir söz verdim. Yamula'da mavi ile yeşili buluşturacağız ve Kayseri'nin denizi, Yamula'yı ormanla buluşturacağız. Burayı orman yapacağız diye. Ve verdiğimiz sözlerden birisi de milyonlarca ağaç dikmekti. İnanın geçen sene hiç durmadılar. Bütün vadiler ağaç dikildi. Kayseri'ye sözümüz var. Yamula'yı orman haline getireceğiz. Artık gemi hareket etti, durmayacak. İnşallah yemyeşil bir Yamula'da, masmavi ile yemyeşilin buluştuğu bir Yamula'da buluşacağız. Seneye bambaşka olacak. Kayseri'de ilk defa yapılıyor. Bunda noktada biz Kayseri'de, Koca Sinan'da, Kuşçu'da böyle bir etkinliği ev sahibi yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kayseri, tabii ki Cumhuriyet buradaki arkamızdaki görünen baraj elektrikte veyahut da tarımda kullanılıyor. Sonra, ama bizim Kayseri burada sosyal hayatı etkin bir şekilde sosyal hayatın içerisinde kullanabilmek için, sosyal hayatı canlandırabilmek için de zaman zaman yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi olacak bu da. Ama gördüğüm şu, su sporları için Kayseri'de bayağı bir meraklı olan, bu işe gönül veren kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. 36 takımla bugün burada yarışmalar başlayacak. İlk bir organizasyonda 36 takım iyi bir sayı. Ve burada tabii ki sadece bu etkinlik bir festivalle başlamayacak. Önümüzdeki günlerde Su Sporları Merkezi valiliğimizle birlikte işbirliğiyle yapmış olduğumuz bir Su Sporları Merkezimiz var. Su Sporları Merkezimiz de yapımı tamamlandı, inşaatı tamamlandı ve önümüzdeki günlerde bunun da açılışını yapacağız. Tebrik ediyorum. Harika oldu. Evet. Koca Sinan Belediye Başkanımıza da böyle bir organizasyon yaptığı için
Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Federasyon Kupası şampiyonu başarı imza attı. Değerli eğitmenlerine, sporcularına çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle ilk günü bu sahneyle tamamlamış olduk.